Effenberg ve Hesler. Ravelli dikkatli. Hesler geliyor. Vuruşlu yaptı ve gol. Hesler'le 1-0 öne geçiyor Almanya İsveç karşısında. Dakika 11. Atak tehlikeli gelişiyor. Zamer boşa doğru kaçtı. Zamer ceza sahasında. İçeriye çıkarabilecek mi? Ritme gol pozisyonu ve gol. İşte Almanların ikinci golü. İkinci yarının 13. Karşılaşmanın 58. dakikası. Karl-Heinz Riedle durumu 2-0 yapıyor. Tekrar izliyoruz. Defanstaki bir anlık hata. Son ceza sahasında. Açana bakıyorum, penaltı. Thomas Helmer'in yaptığı harekete penaltı diyor Lanes'e. Bir vuruş için karar geldi. Brolin geldi. Vuruş ve gol. İşte 2-1. Bu dakikadan sonra başa ayrı bir hava gelecek. İkinci yarıda 19. Karşılaşmada 64. dakika. Ben... Riedle'nin olduğu noktaya. Riedle açısı dar ve işte Almanya'nın 3. golü. Dakika 88. Fox da artık rahatlıyor. Tekrar izliyoruz. Maç başından bu yana oyunu istediği gibi devam ettiren Almanya'nın 3. golünü atmakta zorluk çekmedi. Ve gol. Golü atan isim Kenneth Anderson. Bir dakika önce rahatlayan Fox şimdi yeniden kuşkulu anlar yaşayacak. Ve Lanes'e karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Evet, şampiyonaya ev sahibi olarak direkt katılan ve oynadığı futbolla sürpriz yapan, grup karşılaşmalarında 3 maçın ikisini kazanan, İngiltere'yi deviren ve grubunda lider olarak yarı finale yükselen İsveç, kafalarımızdaki Almanya imajının aksine bir görüntü.